Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Serkan Korkmaz ve Ayrı Beşer'le birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Birinci Lig'de son maç günü, tabii ki playoff karşılaşmalarını saymazsak birinci lig mücadelelerini de elbette takip edeceğiz ama şampiyonluk yarışına biraz daha odaklandığımız bir programı da yaşayacağımızı belirtelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kerem. Az sonra kameralarımızı Körfez'e çevireceğiz. Kocaeli Spor, Sakarya Spor mücadelesini arkadaşımız Erdem Akbaş yerinde takip edecek. Sakarya Spor avantajlı kazandığı takdirde konuk ekip 3. sırada bitirecek sezonu ve playoff finaline direkt olarak adını yazdırmış olacak. Kocaeli Spor'un da kazanıp Çorum ve Bodrum'un puan kaybını beklediğini bu yolda belirtelim. Zaten takımların playoff'taki yeri garanti, sadece sıralamaları belirsiz. Gençler Birliği, Bolu Spor ve Bandırma Spor'un da 7. basamak için savaştıklarını belirtelim. Tuzla Spor, Adana Spor ve Şanlıurfa Spor'dan biri de bugün 1. Lig'e veda edecek. 1. Lig'de epey heyecanlı bir gün bizi bekliyor Serkan Korkmaz. Elbette. Bir tabii Kocaeli yani, Spor, Sakarya Spor maçı da izleyeceğiz. Her şeyden önce çok köklü kulüpler. Evet. Hayri o bölgede de yaşadığı için daha iyi biliyor ama hani Kocaeli-Sakarya rekabeti farklı bir rekabet. Renkleri de aynı, enteresandır mesela. Genelde hani böyle ezeli rekabetlerde renk farkı olur. Ama müthiş bir maç bekliyor. Şöyle söyleyeyim, kaç takımı ilgilendiren bir durum var ortada değil mi? Evet. Düşünsene kaç tane teknik adam, kaç tane futbolcu, kaç tane başkan, yönetici doğrudan kaderleri etkilenecek. Bugün 90 dakika oynanacak. İşte artı eksi bir beşer koy, 100 dakika içerisinde kaç kişinin kaderi belli olacak. Ha bu arada tabii ki esas önemli olan onlar değil. Esas önemli olan o camialara gönül verenler ya da o şehir takımlarının taraftarları ve sempatizanları, o memleketleri, daha doğrusu o şehirleri memleket belirlemiş insanlar, orada yaşayan yaşamayan. Ya bugün milyonlarca insan için çok önemli bir gün. Bazı insanların kariyerleri şekillenecek, olumlu ya da olumsuz anlamda. Belki yeni bir kahraman ortaya çıkacak ya da kahraman muamelesi gören birisi biraz mevzi kaybedecek. Bugün çok şeye gebe bir gün. Sonuçta bu bir oyun. Sosyal etkileri, ekonomik etkileri olan bir oyun. Bugün buna tanıklık edeceğiz. Şimdi bir alt lig olunca biraz daha masumiyet, biraz daha futbol coşkusu karışıyor için içine. Ben çok da ciddi ve keyifle takip ediyorum. Hatta İngiltere Premier Lig'in bir altı da bende benzer bir haz uyandırıyor. İlgiyle takip ettiğim bir lig. Zaten onların yarattığı ekonomik değer bizim Süper Lig'imizden fazla bir alt liginin, İngiltere'nin. Ama bugün herkese şimdiden ne diyelim? Aklına mukayyet olsunlar. Bu sonuçta bir oyun. Kariyerler etkilenecek ama hayat devam edecek. Bazen geri atılan adımlar ileriye doğru sıçramalara neden olur. Bugün Ancelotti'nin yanında Xabi Alonso'yla 8 yıl önce verdiği bir demeci izledim. Yani bundan da işte teknik direktör olur çok iyi falan filan dedi. Yani bir tek şey tavsiye ediyorum kendisine. Ben ne yapıyorsam tam tersini yapsın, o zaman çok başarılı olur dedi mesela. Yani Ancelotti gibi bir adam Xabi Alonso için bunları söyledi. Xabi Alonso şu anda yaşayan bir efsane oldu bile. İlk şampiyonluğu yaşattığı bir takımla pek çok büyük takım ilgileniyor. Bu sene kalacak gözüküyor, evet. Ama seneye kim bilir hangi diyarlara kanat çırpacak. Futbol büyülü bir oyun. Bugün bir alt lig sahnesinde hepimiz bu heyecanı yaşayacağız. Günün maçını da Erdem Akbaş yerinde takip edecek. Kocaeli Spor ve Sakarya Spor saat 16'da kozlarını paylaşacak. Erdem bizi bekliyor. Kameralarımızı Kocaeli'ne çevirelim. Bakalım mücadele öncesinde Erdem Akbaş neler aktaracak. Keremcan Bulat, iyi yayınlar. Stüdyoya da selamlar. Sevgili Serkan Korkmaz'ın da söylediği gibi futbolun büyüsü bugün Kocaeli Spor için acaba gerçekleşecek mi? Peri masalı gerçekleşecek mi diyelim ama onun öncesinde bir ligdeki son durumu bir aktaralım. Son hafta mücadelesi, 34. hafta mücadelesinde artık playoff'a kalan takımlar ve düşen ekipler belli olacak. Göztepe ve Eyüpspor Süper Lig'e yükseldi. Bugün tabii playoff hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanacak. Hem düşme hattında hem playoff'ta toplam 7 mücadele saat 16'da
başlayacak. İhtimaller var, çok fazla ihtimal var. Sakarya, Bodrum, Çorum ve Kocaeli'nin üçüncülük ihtimali bulunuyor. Tabii bugün Sakarya deplasman takımı olarak kazanırsa direkt olarak üçüncü olarak playoff finaline adını yazdıracak. Ev sahibi Kocaeli Spor için ise peri masalı işte o yüzden diyoruz. Kocaeli Spor Sakarya Spor'u yenerse, Çorum Bolu Spor'a yenilir ya da berabere kalırsa, Göztepe Bodrum'u yenerse ya da berabere kalırsa, Kocaeli Spor üçüncü olarak adını playoff finaline yazdıracak ve final de arkamda gördüğünüz stadyumda oynanacak 30 Mayıs'ta. Tabii Kocaeli için aynı zamanda Sakarya için de çok önemli bir mücadele, Körfez derbisi. Sakarya Spor taraftarı bugün deplasman yasağı nedeniyle burada yok. İlk maçta da Kocaeli Spor taraftarları yine Sakarya'daki maçta yer almamıştı. Kritik bir mücadele. Hem düşme hattını hem zirveyi, playoff hattını yakından ilgilendiren maçlar saat 16'da başlayacak. Tabii ki Kocaeli Spor adına ihtimaller çok daha zor, çok daha fazla detay var diyelim. Muhtemel 11'leri de paylaşmaya çalışayım. Tabii burada birazcık internet problemi de var. Muhtemel 11'i şimdi size paylaşacağım. Kerem Can Bulat. Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Kocaeli Spor ve Sakarya Spor arasındaki mücadele yaklaşık 54 dakika sonra başlayacak. Hayri Beşer. 54 mü? Evet. Plaka numarası. Sakarya'nın plaka numarası. Evet. Birazdan 41'e iner o. Evet. Problem doğru. Değil. Değil mi? 13 dakika sonra. 41 dakika evet. Kala da hatırlatalım da evet. Üstümüzde bir şey kalmasın. 34 dakika kala biz de televizyonları açalım burada. Açalım. Ya tabii benim açımdan da anlamı olan bir karşılaşma. Tabii canım. Gönlüm yeşil siyahtan yana. Yani? Ancak öncelikle siyah, Kocaeli. Siyah yeşil, yeşil siyah fark var mı? Çok fark yok. Öncelikle Kocaeli Spor'dan yana. Hani Trabzon'da dünyaya geldik ama ilkokul dahil çocukluğum üniversite yıllarına kadar hep Kocaeli'de geçti. Hala bir miktar orada, bir miktar İstanbul'da. Ben de bak şimdi, ben de seni bir kere ziyaret etmiştim. Doğru. Evet bir etkinliğimize gelmiştim. Öyle kaldı. Aa, devamı yok mu bunun ya? Devamını yaparız. Ben çok keyif almıştım. Onun için diyorum. Evet yani, orada. Ben gençlerle bir araya gelmekten çok büyük keyif alıyorum. Kerem hariç. Teşekkürler. O gençlerin güzel de bir şey. O bir araya geldiğin gençlerin. Ben çıktım artık o gençlikten. Tabii canım. 20'den fazlası orada yerel medyada işe yerleşti. Öyle bir etkinlik. Onu bırak. O. Çok da iyi eğitim veriyorsunuz. Biz sahada görüyoruz. Evet. Gerçekten. 3-4 tanesi de ulusal medyada. Herhalde isim vermem doğru olmayabilir. Ulusal medyada işe yerleştiler. Ya. TRT'de 2 tane arkadaşımız. Daha ne yani? Ülkemizin resmi televizyonu evet, yani. Evet. TRT'de. Daha önce de. Hepimizin televizyonu orası. Kesinlikle öyle. 4 tane arkadaşımız. 20'nin üzerinde de. Yine Kocaeli yerel medyada işe yerleştiler. Çok iyi eğitim veriyorsunuz. Bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Her zaman için Eskişehir'in de yeri ayrıdır bende. Yani çünkü sahada görüyorsun onu. İşte gelen delikanlılardan hanım kızlarımızı da görüyoruz. Konya'nın medyası. Konya'nın çok iyidir. Konya'nın çok iyidir. İletişim fakültesi de var Kocaeli'de. Özel üniversitelerden de birkaç tane var. Ama bak onları saymam çünkü o reklama girer. Çünkü onlar para alıyorlar. O yüzden isimlerini zikretmem. Ama bazı birkaç üniversite var ki. Gerçekten çok iyi donanımlı mezun ediyorlar. Sizin jenerasyonda Marmara. Bizim jenerasyonda Marmara iyiydi. Bizim jenerasyonda ama Eskişehir'in yeri ayrıydı. Evet, Eskişehir. Biz aynı jenerasyonuz Serkan'la ama ben İstanbul. Benim tercihim İstanbul olmuştu. Olmadı şimdi falan. İstanbul, İstanbul zaten en yüksek puanla girenlerdi. Evet öyleydi. Marmara da iyiydi. Neyse biz üniversite yıllarına bayağı bir güzel gittik. Şunu söyleyeyim özetle. Ya bu iki şehir takımının da Süper Lig'de olması lazım.